Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle 5. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazısından soruların çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar aşağıda olmak gösterimleri verilen sayıların okunuşlarını karşılarındaki boşluklara yazınız. Hemen yazalım. 0 tam yüzde on beş tam onda bir 1 yüz otuz yedi tam yüzde iki, doksan altı tam binde beş ve yedi tam binde 801 İkinci soru D doğrusu üzerinde gösterilen noktalar ile K, L, M, N noktalarından hangi ikisinin birleştirilmesi dikme olur? Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman D doğrusunda burada dikme olabilmesi için K'nın ve P'nin ne yapması lazım? Birleşmesi lazım. O zaman açı 90 derece olduğu için biz buna dikme diyoruz. 3. Aşağıda sol tarafta verilen sayıları sağ taraftaki eşitleriyle eşleştiriniz diyor. Şimdi önce hemen bunu e, bir e, pay ve paydaya dönüştürelim arkadaşlar. Şimdi bu 8 bölü 10. Dolayısıyla 2 ile sadeleştirirsem 4 bölü 5 hangi sormuş olur arkadaşlar bu 33 bölü 55 ben bunu 11 ile sadeleştirirsem 3 bölü 5 olmuş olur arkadaşlar sonra bunu ben 100'e çevirebilmem için 20 ile çarpmam lazım dolayısıyla 60 bölü 100 yapar o da eşittir yüzde 60 demek dolayısıyla bununla eşleşir. 15 yani 15 bölü 100'dür arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu 5 ile sadeleştirirsem 3 bölü 20 olur. O da eşittir hangisiyle eleşi arkadaşlar Ütekiyle ve 2 bölü 25 ben bunu 4 ile çarparsam arkadaşlar ne olur? 8 bölü 100 olur ki o da 8'e eşittir ki. Eşleştirmemizi böyle yapabiliriz. Dördüncü soru aşağıdaki boşluklara verilen şekillerin adını yazınız demiş. Doğru mu? Doğru parçası mı? Işın mı arkadaşlar? Şimdi burada e, iki tarafını da görüyorsunuz. E, sonlandığını görüyoruz. Buna biz ne diyoruz? Doğru parçası. Şimdi bir tarafının açık olduğunu, bir tarafının kapalı olduğunu görüyoruz. Bu bir ışındır arkadaşlar. Ve iki tarafında ok olması neyi gösterir? Sadece doğruyu gösterir. 5. Aşağıda tabloda sembolüyle gösterim verilen ifadelerin adlarını yazıp şekillerini çiziniz demiş. Şimdi MN üzerinde e, görüyorsunuz arkadaşlar e, ışın bir tarafı kesik bir diğeri. E, ucu açık. Yani biz buna M, N ışını diyoruz. Yine ışın olarak şu şekilde gösterilir arkadaşlar. M, N ışını. GH herhangi bir e, kapatma yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla g GH doğrusu diyoruz. Bu tabii ki her iki tarafın ne olmak zorunda? Ok olmak zorunda. E, GH doğrusu olabilmesi için. CD ya da DC ışını daha doğrusu. Biz bunu DC ışını diyoruz. Yine gördüğünüz üzere şurası arkadaşlar D'nin kapalı olduğunu gösteriyor. Diğerinin açık olduğunu. Yani DC ışın olmuş oluyor. Yine EF ışını. Yine burada da E'nin kapalı olduğunu görüyoruz. EF ışını diyoruz arkadaşlar yine kapalı olan taraf e tarafı açık olan taraf f tarafı ve AB doğrusu arkadaşlar doğru parçası özür dilerim AB doğru parçası biz buna doğru parçası diyoruz daha doğrusu AB doğru parçası diyoruz dolayısıyla iki tarafı da kapalı bir e, şekildir AB doğrusu olabilmesi için arkadaşlar. 6 142 tam 1000'de 368 sayısı ondalık gösteriminin onlar basamağındaki rakamıyla onlar basamağındaki rakamıyla yüzde birler basamağındaki rakamın yerleri değiştirildiğinde hangi ondalık gösterim elde edilir yazınız demiş. Arkadaşlar şimdi onlar basamağı neresi? Bakın birler onlar yani 4. Peki yüzde birler yüzde birler onda birler, yüzde birler, binde birler. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 3 sayısı onda birler, 6 sayısı yüzde birler ve 8 sayısı binde birlerdir. Dolayısıyla bizim iki tane değiştirdik rakamımız 4 ve 6. Yani bu defa şöyle olmuş oluyor. 6'yı 4'ün yerine, 4'ü 6'nın yerine alacağız. 100.62 tam binde 3 48 olmuş oluyor arkadaşlar. 7 yukarıda verilen ondalık sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken tamdan öncekiler yani e, tam sayılarımız hepsi eşit. Dolayısıyla biz bunları görmezden geleceğiz. Peki şimdi bunları e, binde e, sayısına tamamlamamız lazım e, kesir olarak. Şimdi şöyle. 2 0 atarsak 1000'de 400. 1000'de 418. Eğer burada e, 10.000'de olmuş olsaydı diğerlerini 11'e tamamlayacaktık. O yüzden e, en fazla rakam hangisindeyse onu tamamlıyoruz. Yine e, 1000'de 470 ve 1000'de 40. Şimdi buraya baktığımız zaman en küçük olan rakam en küçüktür zaten. Hani e, burada tamdan sonrası artık bizi ilgilendiren yerdir. En küçüğü olanı alıyoruz. Yani o zaman ee, küçükten büyüğe dediği için bizim şuraya A denilmiş. Burayı D yapalım arkadaşlar. D küçük. Neden? Bakın 40'tan sonra küçük olarak 400, 418 ve 470. En küçüğü hangisidir? 400. Yani o zaman A diyoruz. Yine küçük arkadaşlar. Dolayısıyla 418, 470'ten küçük olduğu için B diyoruz. Ve Sonrasında da ne diyeceğiz arkadaşlar? C diyeceğiz. 8 bir e, kare kutu görüyoruz arkadaşlar. İçerisinde de görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 yani 25 e, parça e, kutucuk görüyoruz. Şimdi yukarıdaki şekilde yüzde sembolüyle ifade ediliyor. Dolayısıyla 25 kutucuğun kaçı boyalı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bunu diyeceğimiz nedir? 7 bölü 25. Peki bunu biz ilerletebilir miyiz? Tabii ki 4 e, ile çarparsak arkadaşlar her iki tarafı 28 bölü 100 yüz yapar. E, yüzde sembolüyle gösterin demişti. O yüzden bu şekilde uzatıyoruz. Yüzde 28 olur arkadaşlar. 9. Ahmet bir yolun önce 2 bölü 9'unu Sonra da 5 bölü 18'ini gidiyor. Buna göre Ahmet yolun kaçta kaçını gitmiştir. Şimdi arkadaşlar biz yolun tamamını 18 olarak almamız gerekiyor. Çünkü görüyorsunuz 5 bölü 18'i göstermiş. Dolayısıyla biz bunu 2 ile önce bir 18'e doğru yuvarlayacağız. Dolayısıyla bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Şurada gösterelim. 4 bölü 18. Şimdi önce 4 bölü 18'ini gidiyor. Daha sonra... 5 bölü 18'ine gidiyor. E dolayısıyla arkadaşlar ne olmuş oldu? 9 bölü 18 olmuş oldu. Her iki tarafı 9'a bölersek arkadaşlar 1 bölü 2'sini gitmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar 10. soruda bir kutucuk görüyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Tabi bu kutucukta arkadaşlar görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 yani 20 kutucuk var. Bunlardan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi ne olmuş arkadaşlar? E, Karalanmış. Sonra da şunu diyor arkadaşlar. Yukarıda verilen şeklin %50'sinin boyalı olması için kaç karenin daha boyanması gerekir? Şimdi arkadaşlar toplam kaç kare vardı? 20. Ama kaç tanesi boyalıydı? 6 tane. Peki 20'nin yarısı olabilmesi için yani %50 olabilmesi için kaç olması lazım? 10 tanesinin boyanması lazım. E, 6'sı boyandıysa e, 10 taneyi tamamlayabilmek için kaç daha toplanması lazım? Boyanması lazım. 4 daha boyanması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız nedir? 4'tür. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Hoşçakalın.